Antakya Belediyesi Gönül Sofrası etkinliği kapsamında mahalle programlarına devam ediyor. Doğanköy ve Günyazı Mahallesi'nde düzenlenen programa Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları katılım gösterdi. Antakya Belediyesi'ne ait mobil mutfak vasıtasıyla mahalle sakinlerine yemek ikramı yapılırken, aynı zamanda mobil sahne aracılığıyla da mahalle sakinlerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf dinletisi eşliğinde maneviyatı bol ve huzur dolu dakikalar geçirmeleri sağlandı. Etkinlikte vatan toprağı için hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما Konuşma yapan Başkan Kimyeci, yapılan hizmetleri anlatarak konuşmasına şu şekilde devam etti. Bu güzel akşam yemeğinde bizleri sofranıza ortak ettiğiniz için siz kıymetli misafirlerimize, bizlere ev sahipliği yaptığınız için şahsım Antakya Belediyesi ve milletim adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, Antakya'mız tabi belediye olarak ilk kez kurulan bir belediye. Ama sıkıntılarımız geride kaldı. Antakya'mızda mahallelerimizin müşterek ihtiyaçlarını bir baştan başladık. Allah'ın izniyle çöze çöze geliyoruz. Tabi Doğan köyümüzde ve bu güzel köyümüzde de, Günyazı köyümüzde yapılması gereken hizmetleri muhtarlarımız, azalarımız bizlerle paylaşıyorlar. Mahallemize, tabii okulumuzun, hepimizin ortak ihtiyacı olan sahasının parkeyle döşenmesi konusunda bir talimatlar oldu. Onu yerine getirdik. Mahallelerimizle ilgili çöp kutularımız, ihtiyaç olan ne kadar varsa tamam diyene kadar onları yerleştirdik. Ayrıca haftada iki gün, üç gün düzenli bir şekilde sivrisinek ve haşereye karşı mücadele konusunda da çalışmalarımız var. Tabii yapacak çok işimiz var. Antakya'mız çok büyük. 95 mahalle, 348 bin nüfus ve 600 kilometre kare. Şüphesiz gönül ister ki bir günde bütün mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarını sihirli değneği dokundurup tertemiz pırıl pırıl yapalım. Bir baştan başladık. İnşallah bu mahallelerimizin de ihtiyaçlarını en hızlı bir şekilde bitireceğiz. Önce çocuklarımıza bir sözümüz vardı.
neydi çocuklar? Bir park yapacağız demiştik size, değil mi? Onun ihalesini yaptık. İnşallah güzel bir parkı mahallemize getirip yerleştireceğiz. Oyun gruplarıyla, spor aletleriyle sizlerin hizmetine çok güzel bir parkı getirip teslim edeceğiz. Dünyası mahallemizle ilgili yaklaşık bir 700-800 metre uzunluğunda bir yolumuz var. Onu parke taşıyla pırıl pırıl tertemiz bir hale getireceğiz. Programımızı aldık. En hızlı şekilde onu mahallemize yapacağız. Böylece sizleri gerek Dünyası mahallemizde gerekse Doğan köyümüzde kışın çamurdan, yazın tozdan, topraktan kurtarmakla ilgili ne lazımsa yapacağız. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, hizmetler sizler için. Biz bir emanet görev aldık 2019'a kadar. Bu hizmeti sizlerin dualarına ortak olacak şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ve bu kapsamda önümüzdeki süreçte daha fazla iş makinalarımız ve daha fazla kaynaklarımızla söz verdiğimiz bütün projeleri tek tek Allah'ın izniyle yapıp sizin gönül dünyasında sevgi adına bir kum tanesi bir yer işgal edebilirsek o bizim için en büyük manevi kazanım. Ben inşallah sizlerin duanıza ortak olacak hayırlı hizmetleri meclis üyelerimizle, bütün daire müdürlerimiz, muavinlerimiz, çalışanlarımızla sizlerin dualarınıza ortak olmaya gayret ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ve hepsinden önemlisi, Türkiye'mizin bugüne kadar sizlerin duası ve desteğiyle elde ettiği bütün kazanımları önce korumak, daha sonra geleceğe yüceltmek. Bu yavrularımıza, gençlerimize ve onlardan sonra gelen nesillere çok güçlü bir Türkiye, kendi kendine yetebilen, bölgesinde ve dünyada gücüyle her zaman gönüllerde olan ve milletimizin birliğiyle, beraberliğiyle hepimizin vatan toprağı olarak bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğünü önemsiyoruz. Bu konuda tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet olgusuyla tüm hemşerilerimizle, kardeşlik olgusuyla bir arada olacağımız ve şu anda birlikte olmanın lezzetini ve manevi hazını yaşadığımız bütün bu güzellikleri gelecek nesilleri daha fazla güçlendirerek ulaştırmanın gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz. Her zaman bizi bir evladınız, bir kardeşiniz olarak gönüllerinizde yer tuttuğunuz, bizi karşıladığınız için bir kez daha şahsım ve milletim adına, Antakya Belediyesi ailesi adına sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha bu güzel toplantıya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.